Merhaba arkadaşlar. Benim adım Kerem. Sanatçıyım. Aynı zamanda akademisyenim. Birkaç okulda çalışıyorum. Benim sanatta yeterlik tezim sistem teorisi üzerineydi. Yaklaşık 7 yıl oldu sanırım. Biraz o dönemden beri aslında böyle nesne odaklı değil, daha sistem odaklı düşünmeye çalışıyorum. Hem sanat nesnesinden biraz kurtulmak, kurtulmak dediğim yani onu da bir sistem gibi görmek, hem de sanatın kendisinin işleme mekanizmaları. Bu anlamda hep böyle bir ilişki, iki şey arasındaki ilişki nasıl kurulur, neler mümkün, neler mümkün değil, hangi ilişkileri ortaya çıkarıyoruz, hangisini ortaya çıkaramıyoruz. Biraz bu sorular etrafında işler ve evet, dersler veriyorum aslında. Bugün de bir kaba bir giriş yapacağım. Yani çok teoriye çok girmek gibi bir niyetim yok. Bence yaparken tartışmak daha keyifli olur diye düşünüyorum. Böyle daha önce yaptığım bir şey değil bu. Ben de bilmiyorum nasıl bir sonuç çıkacak. Yani benzer egzersizleri başka başka derslerde yapıyorum ama bu bağlamda bir şey denemedim. Bu zaten AI böyle bu basit arayüzlerle en azından hayatımıza daha yeni girdi sayılır. Biraz onun da belki konuşup tartışırız. Bir böyle bir genel bir teorik konulara biraz sadece üstünden geçelim. Sonrasında da bence böyle bir birlikte bir üstünde çalışalım. Herkesin erişimi var galiba söylediğimiz programlara. Şimdi burada tabii sanatla araştırma yapmak ve sanatın kendisinin araştırma mecrası olması üstüne aslında biraz bir atölye çalışması bu. Normalde bir sürü yöntemi kullanıyoruz zaten biz sanatsal araştırma yaparken işte görselleştirme, işte bu brainstormingler, işte kavram haritalamaları, fotoğraflar, videolar, üç boyutlu modeller, böyle tonlarca aslında sanatın kullandığı, dünyayı kavramak için kullandığı, onu yeniden modellemek için kullandığı bir sürü yöntem var zaten. Biz de bugün bunlardan bir tanesini aslında yoğunlaşıyoruz. Bu tabii bazı sanatçılar için araştırmanın kendisi de yapıt olabiliyor. Bazıları için, için ise yapıtı üretmek için bir araştırma söz konusu oluyor. Bugün o anlamda size ilham veririm diye ümit ediyorum. Evet, iki mesele var. Birisi şeylerle araştırma yapmak, diğeri de şeyleri araştırmak. Bu ikisi bazen birbirinin içine de girebiliyor. Örneğin işte ağları araştırmak isteyen bir sanatçının metodolojisi de direkt o ağın kendisi olabiliyor. Ya da bir ressam zaten resminin kendisinde problem etmiş olabiliyor. Ama bu ikisi arasındaki fark bence önemli. Biraz buna gireceğim bugün. Bu son yıllarda aslında materyal kültürü, materyal çalışmaları adı altındaki neden bilmiyorum hiç sanatçılara, sanat eğitimine ya da sanata hiç girmemiş bir alan var. Benim çok ilgimi çekiyor. Türkiye'de çok etnolojiyle sınırlı kalmış. Aslında nesnelerin çevreleriyle ya da diğer nesnelerle nasıl ilişkiler ürettiği üstüne birçok alanın disiplini içine alan işte tarihi, antropolojiyi ama sanatı da alan bir alan var. Biraz oradan aslında bu sorulara yöneldim ben. Onlardan bir tanesi de şuydu. Nesneler ne yapıyorlar? Ve onları ne hareketlendiriyor? Burada tabii önemli bence. Mevcut bakış açısındaki bazı sıkıntılar var. Onlara biraz değineyim. Daha açılacak bu söylemek istediğim şey. Yani bizim nesnelerle ilişkimizde özellikle sanatta böyle çok
net kategoriler var ve bunları bütün şeylerde görüyorsunuz. Bütün sanat söylemlerinde, sanat metinlerinde, yapıt üretimlerinde sürekli bu kategoriler var. Ta işte bir ucu belki şeye kadar giden, Platon'a, Aristoteles'e kadar giden bir dünya şeyi var. Ve o paradigmayı aşmakta zorluk çekiyoruz. İşte bu son yıllardaki belki felsefe biraz bize yeni gözlükler verdiği için biraz farkına vardık bunun. Nesneler hep bu şeyler üstünden, bu hiyerarşiler üstünden yaklaşıyoruz. Bugün biraz amacım bu hiyerarşilerin de dışında düşünüp düşünemeyeceğimizi de biraz test etmek. İşte bunlardan en belki önemli olan bir aktif özne ve pasif nesne anlayış. Yani işte sanatçı var, sanatçı maddelere form veriyor. Ve nesneler orada pasif, hiçbir şey olmayan, hiçbir kudreti olmayan, hiçbir etki alanı olmayan şeyler. Bunun tabii bir sürü varyasyonu var, işte insan merkezcilik dediğimiz. Yani bir insan var, bir de dünya var. Bir insan var, hayvanlar var. Daha daraltabiliriz bunu farklı varyasyonların, işte erkek var ve diğerleri var falan gibi. Ya da batılı beyaz var ve antropolojisi yapılacak diğer yerli Asyalılar, şunlar bunlar işte var. Dolayısıyla hep böyle merkezde bir özne figürü dünyayı çözümlediğini, dünyayı kavradığını iddia ediyor. Onun üstünde söylemde bulunuyor. Bunu aşmak için işte yapmamız gereken herhalde nesnelerin de belki bu özne ve nesne terimlerini terk edip sadece nesne ve nesne terimlerini düşünmek. Kendimizi de nesne gibi düşünmek. Ve nesneleri böyle onların üzerinde kontrol sahibi olduğumuz nesneler değil. Birlikte bir durumun ortaya çıktığı şeyler olarak görmek. Yani bana izin verdiği şeyleri yapabiliyorum. Bu cep telefonunun ya da şu farenin ya da şu masanın. Bazı şeyleri yapamıyorum. Dolayısıyla belli bir olanaklar silsilesi var karşılıklı. Diğer işte çok klasik ayrımlar, yani nesneleri düşünürken kullandığımız ayrımlardan birisi bu iç ve dış meselesi. İşte böyle bir kartezyen bir mekan var, onun içinde nesneler var. Sanki mekanın kendisi nesne değilmiş gibi. Buradaki mimari tabii bunun biraz üstüne gitmiş. İşte burada altyapı ağlarını gösteriyor bize. Yani mimarinin kendisinin de bir nesneler koleksiyonu olduğunu en azından. Bunun dışında işte daha çok işte canlı cansız, sembolik materyal, statik, hareketli, büyük büyük ölçek, küçük ölçek hep insana göre böyle belirlenmiş. Dediğim gibi insanın merkezde olduğu, onun etrafında bir dünyanın olduğu bir anlayış var. Biraz bunun dışında nesnelerle nasıl etkileşime girebiliriz? Bu atölyenin amacı bu. Birkaç şey göstereyim çalışma. Bu bir çalışma değil, bu bir şey. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir arkadaşım hediye etti bunu. Bir apartman belgesi. Benim aslında anlatmaya çalıştığım yıllardır birçok konuyu o kadar net bir şekilde özetliyor ki yani hala çok etkileniyorum. Bu işte bu apartman belgesini şeyler yemiş. Kurtlar. Şey, ağaç, ahşap kurtları. Kağıtla birlikte. Bunun arkasında bir ahşap parça var. MDF gibi bir şey. Onu yemişler. Bu da tabii işte bir sembolik olan bir şey var, işte bir belge, insanların kendi arasında uzlaştığı bir belge. Ancak insan dünyasında anlamlı olabilecek. Fakat buraya işte bir kurt bunu yiyor yani, buna başka bir şey gibi yaklaşıyor. Demek ki kurt için bu belgenin belgesel anlamda hiçbir önemi yok. Ancak bir besin olabiliyor onun dünyasında. Dolayısıyla benim dünyamdaki falanca anlam başka bir varlığın dünyasında başka bir anlamlandırmaya giriyor. Ama bu ikisi birbirine karışıyor. Çünkü kurt onu yemeye başlayınca bunun belge niteliği azalmaya, yok olmaya başlıyor. Dolayısıyla ahşap kurdunun yeme eylemi benim sembolik dünyamda başka bir şeye neden oluyor. Bu bana çok çarpıcı geliyor. İşte bütün bu ayrımlar, deminki hiyerarşilerden bakamayacağımız. Bu tabii bir taraftan bir sanat da değil ama çok da sanatsal. Bir apartman belgesi sadece. Ve hukuki bir prosedürü, bir biyolojik canlının davranış biçimi etkiliyor. Bu işte buna ben bir tür simbiyoz diyorum. Yani biyolojik bir simbiyoz değil ama insan kültürü ve başka bir canlı arasındaki bir simbiyoz.
şu çalışmadan biraz bahsedeyim. Bu benim Aslı Uludağ diye bir sanatçı ve araştırmacı bir arkadaşımla geçtiğimiz yıllarda yaptığımız bir çalışmaydı. İşte bir gün böyle bir Ayvalık'ta Boğaz'da bir şamandırayı nedensizce tamamen kaydederken bir gün ortadan kayboldu şamandıra. İşte kaybolmasının nedeni de zincirinin kopması. O zincir kopup onu bir yere götürüyor ve balıkçılar fark ediyor. Sahil güvenlik aranıyor vesaire. Sonra bir şekilde takip edip bunu bu şamandıranın böyle denizden çıkarıldığı anı kaydetme şansımız olmuştu. İşte o tamamen denizin ortasında oldukça gene insan dünyasına özgü bir işaret sisteminin bir parçası olan bir teknik bir nesne nin bambaşka dünyasını aslında fark etme şansımız oldu. Yani o birincisi şeyi öğrendik. Bu kaya midyeleri üzerinde bunun bir yaşıyorlar yani birlikte yaşıyorlar. Bu tabii en baştan bir şeyi yıkıyor bizim için. İşte böyle bir tarafta doğa, bir tarafta nesneler falan ya da insan yapımı ve doğal olan arasındaki ayrımı zaten ortadan ikiye yıkıyor. Bu midyeler bir ağırlık oluşturdukları için bu nesnenin şeyini değiştiriyorlar. Kütlesini değiştiriyorlar ve zaman içinde zincir de kopuyor. Paslanma, kimya. İşte deminki kurtlar gibi burada da yine başka bir dünyanın, yani bizim kendimiz için yaptığımızı iddia ettiğimiz, düşündüğümüz bir nesnenin başka bir canlının evi olması. Ve düşünsenize bütün o uluslararası gemi ağının bir parçası olan bir şamandıra işte o ağda şey bir kaza sonucu biyolojik etmenlerden ya da kimyasal etmenlerden oluşan bir kaza sonucu oradan kopuyor ve bu işte o balıkçı ağında deniz trafiğinde bir titreşime neden oluyor. Çünkü bunu oraya koymazsanız orada kaza olacak. Böyle birbirini takip eden olaylar silsilesi. Evet, yani bir nesneyi dolayısıyla bir durumun içine girdiğinde hemen orada bir çevresellik, bu kelimeyi kullanmaktan özellikle kaçınıyorum da bugün kolay olsun kullanayım, bir çevre yaratıyor ve o çevrede bir titreşime neden oluyor. Çevre de yine bir takım nesnelerden oluşuyor. Biraz bu titreşimleri kavramaya çalışmak aslında bu atölyenin amacı. Evet, kısa tutacağım bir iki örnek daha verip. Bu tabii bütün bunlar hani niye anlamlı, niye bunlarla ilgileniyoruz? Aslında galiba soru evet şuradan çıkıyor. Yani Felix Guattari'nin Üç Ekoloji kitabında söylediği verili normlardan kendimizi nasıl kurtaracağız? Yani mevcut paradigmaların içinde düşünmekten kendimizi nasıl çıkaracağız? Bunu yapmak için de onların bizim zihnimizi nasıl şekillendirdiğini kavramamız gerekiyor. En azından benim filozoflardan öğrendiğim bu hiyerarşiler beynimize gömülü gibi ve bunlarla her şeyi yorumluyoruz. Buralardaki başka bir sorun hep bitmiş kategoriler olmaları. Bu bitmişlik fikri o kadar tehlikeli ki bizim bu sanatsal başta konuştuğum araştırma yapmamızı çok engelliyor. Hani sanatta düşünmek, sanatla araştırma yapmak yerine doğrudan tanımlanmış formların içine yaptıklarımızı sokmaya çalışıyoruz genelde. O kategorilerin içine sığmaya çalışıyoruz. Onları esnetmeye çalışıyoruz. Ne kadar farklı olursak da. Bu zaten bir araştırma olmuyor artık. Başka bir şey oluyor. Bu yüzden işte yani bu iki uçtan başlamak ya da siyah ve beyazdan başlamak yerine ortadan başlayarak bu meseleleri düşünmek. Bugünkü atölyede bir araç getirin dememin nedeni de bu ortadan başlamaya çok olanak vermesi. Çünkü bütün o etkileşim ağının ortasındaki bir şey makinalar. Hem bir taraftan bir işlem yapmaya yarıyorlar hem de bir sürü nesneyi birbirine bağlıyorlar. O yüzden tam ortadan başlamak, ortam oluşturmak, çevrenin kendisini oluşturmak açısından iyi olur diye düşündüm. Bunlara biraz şeyde gireriz yaptığımızda. Emin değilim. Çok ters bir yerde var bence burada.
Hatta şöyle diyeyim, nesne yönelimi ontolojinin tam olarak eleştirdiği şeyi yapmaya çalışacağız. Nesne yönelimi ontolojinin eleştirdiği şey şuydu, Batılılar, Batı felsefesinin tek yaptığı şey nesneleri aşağı doğru indirgeyerek çözümlemek, parçalarını ayırmak ve yukarı doğru çözümlemek, işte ilişkilerine. Harman'a diyecektik işte tam da bunlar olmayan şey nesnedir diyecek. Ama bu soruyu tutalım. Bence etkinliğin sonunda soralım. Bunlardan geriye nesneye dair bir şey kalıyor mu diye soralım. İyi oldu açtınız. Çok girmek istemiyordum oralara ama. Evet, burada niye işte çokluklar, neden bir nesneye odaklanmıyoruz da hep sisteme, ilişkilere, akışa, hareketliliğe, dönüşüme odaklanıyoruz? Çünkü işte bu kategorilerin içine girmemek için, yani bu statik, belirlenmiş, kültür tarafından belirlenmiş kategorilerin içine kendimizi hapsetmeden hareket halinde, oluş halinde düşünmek için aslında. Bunun tabii bir sürü politik nedenleri de var. Belki gireriz biraz. İşte bu özellikle modern olduğunu iddia eden öznenin, işte o her şeyin merkezinde duran, dünyayı çözümleyen, onun üstünde hüküm kuran ve sadece kendisini modern olan öznenin de aslında kendini bu tekniklerle, bu kategorilerle evrensel, tartışmasız, bütün okullar müfredatlarına girmiş kategorilere sahip olarak kurduğu için kendini gizliyor aslında. Ve o modernliğin bütün şeylerini görüyoruz her yerde hayatımızda. Evet, bir de şu işten bahsedeyim. Sonra biz biraz bence pratik yaparak bunları tekrar açarız. Çalışmadan değil de şu nesneden bahsedeceğim sadece. Bu sahanda bir balıkçı şehrinde bir yerleştirme gibi bir şey yapmıştım. Orada şu leğenler var ve bu leğenlerin üstünde işte bu oltalar var. Yılan balığı avlanıyor. Buna işte long line fishing deniyor. Böyle bir bu açılıyor denizde. Böyle oltalar aşağıya doğru iniyorlar. Çok geniş bir alana yayılıp yılan balıklarını yakalıyor. Bunun bana çok çarpıcı gelmişti. Bütün bu leğenin içinde bir potansiyel bir ölüm makinesi var. Sıkıştırılmış bir şekilde duruyor. Ama işte o balıkçılarla karşılaştığı zaman aktif oluyor. Ve geniş bir araziye yayılıp yılan balıklarını yakalamak için kullanılan bir şeye, bir makineye dönüşüyor. Makineyi çok çok geniş anlamıyla kullanıyorum. Sadece böyle makine deyince aklımıza dişliler falan değil. Hemen hemen herhalde her şey gelebilir. Bununla fark etmiştim. Yani bir nesnenin demek ki statik, yani bir evet sürekli değişim meselesi bir kenara. Bir taraftan da böyle bir uyku hali de olabiliyor. Ve onu bir şeyle karşılaştığı zaman aktive olup yeni ilişki türleri de sunabiliyor. Bunu aslında galiba en güzel ifade eden terim faz geçişi. Yani işte su, yani buz tam olarak 0 derecede eriyor. 100 derecede çat diye birdenbire donuyor. 99 derecede donmuyor. 100 derecede aniden doğuyor. Yani nesnelerin böyle farklı fazları da var. Bugün biz antrenman yaparken bunu da bir taraftan düşünmenizi istiyorum. Yani ne olunca, hangi şartlar gerçekleşince işte ne bileyim bir demir bloğu uzaya yollayınca paslanmıyor mesela ama dünyada paslanıyor. Bu bir şey söylüyor. Biraz bunları da düşünmek. Evet, buralara gireriz bence. Şimdi daha pratik kısma geçelim. Bu program bence değil. İyi bir Yani bir ağ analizi yapabileceğimiz bir program değil. Sadece biraz beyin jimnastiği yapabileceğimiz bir program. Niye öyle bir program değil? Çünkü normalde şu güç ilişkilerini, hangi nodların daha büyüdüğünü, hangilerinin daha küçüldüğünü anlamak. Yani ama o çok fazla teknik olacaktı. Onu yapmamızı sağlayacak yazılımları burada öğretmekle zaman geçirmek iyi olmazdı. O yüzden daha basit bir düşünce egzersizi olarak bu uygulamayı önerdim. Siz bunu kullanmak zorunda değilsiniz tabii. İstediğiniz hepsini kullanabilirsiniz. Bir de bugün yararlanalım istiyorum. Yapay zekadan. Bundan iki amaçlı. Bir, gerçekten pratik olarak bizim göremediğimiz, düşünemediğimiz ne söylüyor?
bir onu anlamak için. Diğeri de tam da işte bu bahsettiğim o insan merkezlilikten biraz kurtulmak için yani bir ortaklık, bir makineyle ortaklık yaparak dünyayı çözümlemeye çalışmak ne tür şeyler açıyor, bunu kavramak. Bu ben İngilizce yazdım ama Türkçe çalışıyor. Bunun yerine şey de kullanabilirsiniz, ChatGPT'yi. Bu bazen takıldığı için, iyi çalışmadığı için Lex önerdim. Lex'te yazı yazarken yazıp 3 tane artı koyuyorsunuz. O şeyi tamamlıyor sizin için. Ya da sorunuzu sorup 3 kere artıya basıyorsunuz. Bazen eksik bırakıyor. Eksik bırakırsa yine 3 kere artı yaptınız değil mi? Metni tamamlıyor. Ben şimdi bunların hepsi aynı teknoloji. Yani benim bildiğim 10-15 tane daha böyle yazılım var. Hepsi GPT 3.5 falan kullanıyor. Hepsinin şeyi aynı. Çalıştığı veri seti falan aynı. Yani aynı şeyi yapıyorlar. Bazıları daha spesifik şeyler için kullanılıyor. Mesela buna sorduğun sorunun aynı cevabı vermiyor öbürü. Ama o hep varyasyon üretiyor zaten. Bir de burada önemli olan şey, şunları ben fark, yani bir konuşmayıyla başka bir konuşmayı ayırıyorum her zaman. Kafası karışmasın diye. Ya kafası karışmak ne demekse. Yani aynı yapay zeka aynı sohbeti takip ettiği için bir bağlam oluşuyor. Mesela benim sadece her sabah günlük yazdığım var bir tane. O mesela beni biliyor artık. Hani nasıl bir insanım, hayatımda ne sorunlar yaşıyorum falan. Çünkü oraya sadece kişisel şeylerimi yazıyorum. Ama mesela bu bugünkü workshop için diyelim bu tools başlığını tartışmaya başladıysak burada gidip hayatınızdaki ilişkiyle ilgili bir şey sorarsanız o muhabbet bozulmaya başlıyor. O yüzden tutarlı bir sohbet etmek önemli. Burada genelde ya bir sürü tüyo var. Bunlar ilginizi çekiyorsa sonra size maille falan paylaşırım. Mesela bazen böyle uzun ve gereksiz cevaplar veriyor. Mesela bunu ben İngilizce öğretmenliği yap dedim bana. Burada da şey diyorum yani işte sadece düzeltmelerime cevap ver. Gereksiz geyik yapma yani. Sadece istediğim şey var. Onu o zaman yapıyor mesela. Hemen bu cümleyi düzelt dediğim zaman benim hemen gramerimi düzeltiyor. Ben genelde şey yapıyorum zaten. İngilizce daha hızlı çalışıyor bunlar bu arada. Çünkü Türkçe çeviri yaparken bir ekstra bir işlem gücü daha yapıyor. Türkçe yazıyorum bazen çok zorsa İngilizcesi. Onu önce gene yapay zeka ile İngilizceye çevirip oradan devam ediyorum. O da rahat oluyor. Ben bugün işte ne sordum? Bir aracı asamblaj biraz spesifik olsun diye asamblaj teorisi bağlamında sordum. Bir aracı ne tür şekilde, işte hangi soruları sorabiliriz onu analiz ederken diye. İşte bu material studies dedim ya oradaki soruları aslında hemen verdi yani. İşte onu hangi malzemeler yapıyor, hangi komponentlerden oluşuyor, ne tür bir bağlamda kullanılıyor, kullanım amacı ne, hangi davranışlar ve inançlarla ilişkili bu şey, ne türden eylemleri açığa çıkarıp kapatıyor, zaman içinde nasıl değişiyor, bunun fiziksel detayları neler, kültürel anlamı neler. Yani bence çok zengin. Bu yapay zekanın güzel tarafı bir konuyu bazen ilginizi çekiyor ama hiçbir fikriniz olmuyor. Soru sormayı öğrenmek için bile iyi. Ben o yüzden hep böyle başlıyorum. Yani konuyu bilmiyorum. Diyelim cep telefonunu araştıracağım. Bir cep telefonunda hangi soruları sorabilirim diye başlıyorum. Soruları da aslında o soruyor. Biraz bir süre sonra zaten korkunç, şizofrenik, kendi kendinize böyle konuştuğunuz bir şeyin içine de giriyorsunuz. Diyaloğun içine. Şeyi de sorduklarımı da göstereyim. Nerede? Ha, bunları da sabah ChatGPT'ye sormuştum. Bu da aslında benzer. İşte nelerden yapıldığı, zaman içinde yine nasıl anlamlara geldiği, güç ilişkileri, çevresel etkileri. Ha, bunu şeyi unuttum tabii ya, onu göstereyim. Güç ilişkisi deyince hemen aklıma geldi. Aslında bu workshop'un fikri bende böyle çok herhalde 5-6 yıl olmuştur bu çalışmayı göreli. Bu çalışmayı gördükten sonra bir çıkmıştı. Bunu bir açmam gerek. Ben tabii anatomi değil de fizyoloji ismini koydum.
Çünkü fizyoloji bilimi daha çok hani tıpta ilişkileri, organlar arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilim. Bu çalışma ama anatomiydi. Bu böyle dev gibi bir iş. Böyle kocaman bir duvarda. Bu Amazon Alexa'yı biliyorsunuz. Amazon'un şeyi, Siri'si gibi bir şey işte. Ya da Google Asistanı gibi bir alet. Bunu büyütebiliyorum galiba. Bu çalışmada sanatçılar bu Alexa'nın ne diyelim? Alexa'yı çözümlüyorlar. Farklı katmanlarda. Ben anlatayım şey büyütüp küçültmeyi beceremiyorum üzgünüm. Bu ortadaki kısımda ya da şuradan başlayayım. Burada işte aslında bu aleti yapmak için kullanılan şeyler, metaller, parçalar, yani dünyanın kaynakları neler bu cihazı yapmak için kullanılıyor? Hangi madenlerden çıkarılıyor? Bu madenlerde ne tür güç ilişkileri var? Orada ne türden işçilikler uygulanıyor? Ve işin işte aslında bu özellikle dijital teknolojinin bu madencilikle olan kısmının analizi var burada. Burada ise işte bu enformasyon nasıl çalışıyor işte sizin evinizdeki onun bilgisayar ağı, oradan bütün dünya üzerindeki internet ve bu internet altyapısı işte ne bileyim o okyanus altı kablolar gibi detaylar. Bu son kısımda da bu cihazlar kullanıldıktan sonra ne oluyor? Ne tür bir ağın içine giriyor? Nasıl çöpe dönüşüyor? LinkedIn lütfen siz bir bakın. İsmi bu Anatomy of AI detaylarına. Beni çok etkilemişti bu çalışma. İşte bu niye önemli? Görünmeyen ilişkileri gösterme meselesi var ya sanatta. Gözle görmediğimiz, arkada orada olduğunu bildiğimiz ama göremediğimiz ilişkileri göstermek için bu diyagramlar ve bu haritalama teknikleri iyi oluyor. Buna kendimiz de dahiliz. Kendimizin de çözümlerken belki benzer yöntemler üstüne düşünebiliriz. Evet, biraz dediğim gibi bundan aslında ilham almıştım. Neyse, şimdi biz başlayalım. Şöyle yapalım. Biraz belki bir kısa bir tartışabiliriz. Sizin neden iki nesne dedim ben? Ben de bu arada bunu böyle hemen başladım ama bir yere gitmedi daha. Kalemden başladım. O tek noktada kalmamak için iki nesneyi aynı anda bu şekilde çözümlemeye çalışalım diyorum ben. Aynı soruları soralım. Böylece o fark ve benzerlik ilişkileri de çıkacak. O bence iyi bir his vereceğini düşünüyorum. Yani buraya ben kalem diye başladım ama işte bir de bir nesne daha. Herkes iki tane getirmiş zaten. Ve soru sorarak başlayabiliriz yani direkt işte kalem neden yapılır, kalem nedir gibi. Ve bu soruları da yapay zekaya sorarsak süper olur. Ben bu örnekle başlıyorum hep simbiyoz anlatmaya. Bir botanik bahçesinde gördüğüm bir şey yani şu şeye çok etkilenmiştim. O sera sistemini ayakta tutmak için kullanılan bir altyapı öğesine işte bir tane sarmaşık dolanıyor. Yani şimdi borunun işlevi sarmaşığa dal olmak değil. Ama işte o karşılaşma, o özel karşılaşma orada yeni bir ilişki biçimi ortaya çıkarıyor. Bu çok heyecan verici bir şey çünkü virtüel olarak sonsuz yani bu. Bir şeyle bir şeyin ilişkisinin ne türden ilişkiler doğurup doğuramayacağını bilmiyoruz. İşte sarmaşık için boru bir şey olabiliyor. Güneşe doğru çıkmak için kullanılacak bir aygıt gibi adeta işlev görebiliyor. Biraz bu açıdan da bakabiliriz. Yani biz şu an şeyleri haritalıyoruz, farkındayım. En beklenen, en bildiğimiz ilişkileri. Ama oraya yeni bir şey girdiğinde, eklendiğinde, belki ikinci nesneniz işte eklendiğinde oradan ne çıkacak? Biraz onu da düşünmek. Başka bir taraftan yine aklımızda olsun bence. Bir ölçekler arasında hareket etmek. Bir ölçekte kalmadan düşünmek. Pierre Hugin bir çalışmasında görmüştüm bunu. Bir akvaryum var. O akvaryumun içinde bir maske. Aslında şey ve o işte canlı onu bir kabuk deniz kabuğu gibi kullanıyordu. Normalde maskeyi işte
çeşitli kültürel anlamları olabilir. Korunmak için, bir şeyden korunmak için, bir şeyin anlamını değiştirmek için kullanabilirsin. Burada da aslında benzer bir şey. Yani kendini korumak için biraz benzer. Biraz insan kültürüne benzer bir amaçla. Belki bir korumak için şey yapıyor. Altına giriyor. Dolayısıyla yakın ama farklı bir fonksiyona hizmet ediyor. Yani amaçlananın dışında bir şeyler hep ortaya çıkıyor. Burada da bunu Marmaray'da çekmiştim. İşte bir havalandırma borusunun çıkışındaki o küçük şey habitat başka bir canlı için bir böyle teraryum işlevi görüp kendini koruyacağı bir taraftan da işte ısınacağı belki bir şeye dönüşüyor. Mekanizmaya dönüşüyor. Çünkü bu ikisi o anda öyle bir ilişki biçimi kurmuş aslında. Ben bu şekilde işte düşünerek böyle bu soruyu ciddiye alıp biraz da dalga geçerek neler hani iş üretmek mümkün mü gibi şeyler düşünüyordum bir ara. Bu bir elektrik süpürgesi nasıl çalışır? Bu da işte bütün elektrik süpürgesinin çalışma mekanizması çözümlemesi vardı. Bir arkadaşım özel olarak onu çalıştı yani birkaç ay. Elektrik süpürgesine dair detayları. Bir taraftan da işte bu süpürge ya bu bütün bu kapsamlı analizin dışında böyle çok şey çok ne diyelim insani olarak bizi etkileyecek bir durum oluyordu. Yani her gün işte bu elektrik süpürgesinde şeyleri topluyordum. Tozları topluyordum ve o tozlarda da işte bir takım arkadaşlarımın ya da sevgililerimin parçalarının olduğunu biliyordum mesela. İşte o parçalarla düşünmek, parçalara bölmek ve o minik toz parçaları ve bu analiz etme arasında bir gerilim vardı. Biraz onu düşünerek yaptığım bir çalışmaydı bu. İlk versiyonu el çizimi. Bir de şunu paylaşayım. Bu da işte bir ambulans motorundan bir ambulansın gitme hareket ediyor olması yani motorunun çalışıyor olmasından böyle açılan ilişkiler ağını çizdiğim. Bir noktada işte o kayboldu. Kendini kaybettiğin ilişkilerin içinde ve anlamsızlaşmaya başladı artık açıklamanın, analiz etmenin, çözümlemenin saçma bir noktaya geldiği. Dünyanın karşısında böyle bir kendini bir tuhaf bir noktada hissettiğin bir şeydi. İşte bu şeye kadar gidiyor. Büyük oksidasyon vakası denilen dünyada oksijenin ortaya çıkmasıyla aslında bir sürü canlının ölmesi. Kriz geçirip oksijenle toleransı olmayan. Yani o benim gündelik hayatımdaki bir ambulansı işte bütün o dünyanın coğrafi katmanları içinden böyle bir şeye bağlamıştım. Burada da işte biraz o anlamını kaybettiği noktaya gidiyordu benim için. Bu videoda da video oynatmayayım şimdi çok dikkat dağıtmayayım. Burada da yine Aster'e yaptığımız bir çalışma. Bu şeylerin üzerine kargo gemilerinin üzerindeki turuncu boyanın biraz nedenini aslında düşünmeye başlamıştık. Orada fark ettiğimiz şey işte bunların bu midyelerden korunmak için yapılan bir şey oldu. Bir boya oldu. Rengi niye böyle? Aslında rengi ilk zamanlar bu midyelerden korunmak için bakır kullanılıyor. Gerçek bakır. O bakır zamanla bakır tozuna dönüşüyor. Ama bu tamamen bugün bir şeye dönüşmüş durumda artık. Estetik tercihi. Yani bakır renginde olmak zorunda değil. Kimya teknolojisi ilerlemiş. Ama bir geminin böyle spesifik rengini veren, onun tarzını veren çok estetik bir tercih aslında çok tarihsel ve biyolojik bir duruma neden oluyor. Diğer taraftan bu barnacle'lar, bu kaya midyeleri bu gemilerin hızını yavaşlatıyor. Dolayısıyla yok edilmeleri gerekiyor. Aslında yine o kapitalist dağıtım sistemini bir canlı yavaşlatıyor ve istilacı bir canlı. İşte Karadeniz ekosistemini aslında bayağı alt üst etmiş bir canlı.
gemiye ya üstüne tutunarak giriyorlar. Başka bir yöntemde geminin o içine aldığı su var. Dengede durmak için geminin. O suyun içine şey olarak daha hücre gibi minik parçaları halinde girip yayılıyorlar. Gemi de onu boşaltınca. Burada da işte şimdi bu canlının yuvası oluyor yine bu şey. Bu gemi. Teknik bir nesne ile biyolojik bir koloni arasında özel bir ilişki biçimi gelişmiş. Yani normalde bunu hep doğada olduğunu düşündüğümüz simbiyotik ilişkilerin aslında bizzat böyle bir çok kapitalist bir nesnenin içine de sızmış bir şeyde de etkisini görebiliyoruz. Aslında normalde ben okulda işte bir ofise gidiyorum. Evimde de böyle bir ofis benzeri bir alan var. Ve içinde onun böyle makinalar ve bitkiler var. Sonra şeyi fark ettim. Yani orada normalde işte fotokopi makinesiyle bitki arasında hiçbir ilişki yok. Bu soruyu aslında yapay zekaya sordum yani. Fotokopi makinesiyle ofis bitkileri arasında ne tür ilişkiler kurabiliriz gibi bir soru sordum. O da bana şey dedi yani işte her ikisi de aslında termodinamik yasalarla yaşıyor. Bir kopyalama mantığı üstünden. Birisi kendi kendinin kodunu kopyalıyor, diğeri bir kopyalama makinesi. Bu ofis habitatı aslında spesifik bir habitat oluşturuyor. Yani bu makinalar, çevreye ısıtan makinalar, onlarla ilgilenen insanlar ve işte ofis bitkisi denilen aslında tropik kuşağa ait şeyler, bitkiler. Bu bitkiler insanlarla birlikte evrim geçirmiş bitkiler. Doğal bitkiler olduğunu söylemek pek mümkün değil. İç mekanla tropik ortamın benzerliği üstünden aslında bu ortamlara adapte olmuş bitkiler. Çünkü bizim bu iç mekanlarımızda ısısı çok değişmeyen, nispeten sıcak şeyler. Bir taraftan bu bitkilerin böyle bu ortamlarda çoğalması var. Bir taraftan da bu mekanlar içindeki bu makinaların da bu ortamı ısıtarak aslında bu bitkilerin ekosistemine kattığı bir şey var. Bu makinalar da tıpkı bitkiler gibi bir taraftan yaşlanıyor, ölüyor, bir şeyler oluyor. Şeyden kullanımdan kalkıyor, bazıları popülerleşiyor. Ve böyle yaşamın özünde hep bir kopyalama, çoğaltma, kendi kendine üretme mekanizması var. Bu türde bir düzenleme yapmak istemiştim aslında. Ve burada yapay zeka imajlar kullanarak bu yerleştirmeyi yaptım. Yani bir taraftan bunlarla oynarken bir taraftan da böyle işte Midjourney'e sorular demişim. İşte şeyler söylemeye başladım işte. Toprak, mekanlar, fotokopiler, insanlar işte sanki bir tarım etkinliği gibi bir toprakla uğraşma, ayırma, parçalama, bir şeyleri filtreleme yapma eylemleri, bizim bilgiler ya da imgelerle haşır neşir olma tekniklerimiz. Bir taraftan işte bunların böyle ofis gibi böyle alanlarda kategorize edilmesi. Böyle hep bir toprakla ilişkilenerek öğrendiğimiz ilişki biçimlerini aslında enformasyonla da haşır neşir olurken kullanıyormuşuz gibi gelmeye başlamıştı. Bir taraftan da tabii bu galeri dünyasının işte o şey tarafı, görünmeyen tarafı, işte o eserler cici bici duvarlarda duruyor ama işte arkada böyle bir sürü insanlar onun altyapısını üretmek için sürekli çalışıyorlar. Biraz da onlardan çıkan sorulardı. Sonra bu yapay zekadan esinlendiğim imgelerle işte yerleştirmeyi oluşturmaya başladım. Yani bir tür aracılık yaptım aslında. Sonra bunların fotokopilerini de bu fotokopi makinalarıyla çektim. İzleyici de işte bunları gelip alabiliyordu. Normalde işte böyle ofislere asılan, duvarlara asılan o... Siz bir taraftan çalışmaya devam edebilirsiniz, ben anlatayım. Duvarlara asılan resimleri değiştirip yerlerine bu yapay zekanın, robotların resimlerini koydum. Tabii yapay zeka ile fotokopi makinesi arasındaki ilişkiler de ilgimi çekiyordu. Yani çok eski bir kopyalama aygıtıyla şu an işte bütün o varyasyonları bilip daha spesifik, çılgınca kopyalamalar yapan bir makine arasındaki eskime, yenilik, yeni teknoloji, eski teknoloji
ilişkileri de vardı. Hatta bunun şeyi varsa göstereyim size. Lex'te. Buna dair böyle bir şeyler yazıp çizmeye çalıştığım sırada. Burada mesela işte biraz teorik bir araştırma nasıl yapılır? İşte şeyi sormuştum mesela. Deleuze'ün ve Delanda'nın asamblaj kavramlarını ayrı ayrı sorup yapay zekaya. İkisini kıyas... Biraz böyle öğretiyorsunuz bu arada. Bu bir taktik. Önce bağlamı verip sonra ikisini kıyaslamalarını ve farklılıklarını söylemelerini söylemiştim. Sonra bu anlattığım bağlam üzerinden bir işte galeri ofisini yapan, yerleştiren öğeler, bunların birbirleriyle nasıl etkileşime girdikleri, böyle uzun bir sohbet aslında bu. İşte en son şeye gelmiştik, işte bir sistemin sınırları nasıl tanımlanır gibi böyle çok aslında teorik bir meseleyi bile bir süre sonra açık açık cevaplayabildiği bir noktaya gelmiştik. Burada ben sanki işte şey gibi hissediyordum, biraz bütün gücü biraz makineye verip hem imajları üretirken hem tartışmayı, teorileri üretirken ben sanki daha böyle bir aracı gibi hareket edip ona seviliyorsa sanki onu yapmak falan ya da onun yönlendirmesiyle, teorileriyle hareket eden bir şey gibi hissediyordum. Bu da o tartışmanın şey, makinenin yazdığı kısımları. Çünkü ben de biraz bir makine, klasik anlamda bir makine gibi hissetmeye çalışmak, düşünmek için bayağı da devam ediyormuş bu. Evet, bu devam ederken şeyi fark ettim. Bunu mesela bunu yapay zeka ile konuştuktan sonra fark ettiğim bir şeydi. Aslında ofis habitatlarının tarihselleştirmek, demin konuşmuştuk ya, tarihselliğine dair sorular sormamız gerekiyor fazlalarını anlamak için. İşte ofislerin ortaya çıkma tarihiyle mesela işte Büyük Hollanda şirketinden falan düşünürsek kolonyalizmle birlikte ortaya çıkan bir şey olduğu için tam aynı dönemde aslında bitkilerin, tropik bitkilerin Avrupa'ya getirilip kapalı mekanlarda yetiştirilmeye başlaması. Yani o habitatın böyle dünya tarihinde nasıl emerge olduğunu, nasıl böyle ufak ufak parçaların bir araya gelip bir işte ofis atmosferi meydana getirdiğini fark etmiştim. Bununla ilgili şu çalışmamı da göstereyim. Burada da yine biraz o en başta sözüne ettiğim öngörülemeyen ne tür ilişki biçimleri çıkıyor ve bunlar işte insan dışında hangi varlıklarla etkileşime giriyor türünden soruları doğuran bir çalışmaydı. Bu Hollanda'da bir sera. Bu serada işte şeyler, orkideler yetiştiriliyor ve bunlar tamamen süs, pazarlama amaçlı yapılan şeyler. Bu da bir arı ve lollipop. Başka bizi dönemde çektiğim bir videoydu. Burada işte şeyi fark etmiştim. Yani bu bitkilerin bir makina ya yani bir araba fabrikası gibi bir ortam burası. Bu ortamda nasıl üretildiğini gördüm. Ve işte burada da sorduğum temel soru şeydi. Yani makina bu bitkinin üreme organlarına nasıl entegre oluyor? İşte bütün bu fanlar, bu çalışan pervaneler, üstten, alttan, yandan, bu seradaki bu şeyli raylı sistemler, aslında bitkinin üretim, kendi kendine üretme, çoğaltma mekanizmasını içine şey oluyor aslında, ne derler? Bir protez gibi eklemleniyor. O yüzden çok önemli bir aktör burada, gerçi bu mekanik makinalar şeyi. Doğal diye düşündüğümüz işte bir üreme tekniğinin içine eklemlenmiş bir yapı. Onun da işte kendisine bakmamız, temizlememiz, etmemiz gerekiyor bir taraftan bitkilerle birlikte. Buradaki sistemin devamlılığı için. Bir taraftan da işte bu orkide ile arının ilişkisi var. Yani birbirlerine orkide biliyorsunuz işte arıları kandıracak çiçekler üretiyor, erkek arıları. Arı onu dişi arı zannedip döllenmeye giderken aslında onun çoğalmasına, polenlerini yaymasına yardımcı oluyor.
Bitki de bir taraftan burada pasif ve şey değil. Böyle hani bitki gibi olumsuz anlamda evet değil. Bir evet bir bilince sahip değil bizim anladığımız anlamda ama bu ağın içinde çok aktif bir rol üstleniyor. Bizimle ilişkisi de öyle. Bizi de işte o güzelliğine kandırıp onun için işte bir üretimi için böyle bir fabrika falan kurabiliyoruz yani. Biz de onun şeyine giriyoruz. Burada şimdi o kimin merkezde, kimin dışarıda olduğu meseleleri artık çok muğlaklaşıyor yani. Kendi zevkimiz için ürettiğimiz gibi görülen bir ilişkiyi çok daha böyle başka bir yerden okumak da mümkün. Arı da işte aynı zamanda gidip bitkiye kandığı gibi insanın kendisi için ürettiği bir lollipoptan da etkilenip oradan şekeri alabiliyor. Bu bir yerleştirme, bu da onun böyle bir küçük tanıtım videosu. Burada burası şöyle bir mekan. Bu Busan'da işte bir balıkçının olta yapım atölyesi. Ama dışarıdan göstereyim. Böyle bir yer. İşte kendi başına zaten böyle enteresan bir düzenlemeydi. Hem böyle illegal oluşu hem bu farklı farklı parçalardan meydana gelmesi. İşte orada bir borunun bir şey olması, normalde balık avı için kullanılan bir şeyin mimari bir öğeye dönüşmesi. Böyle bir mimari bir kolaj gibi beni çok etkiledi işte. Bir ev, muhtemelen başka bir kapının buraya gelip parçası olması. Sanki bir an böyle bir düzenleme, yıllar içinde oluşan böyle yığınlaşmalar, oluşmalarla bir parçaydı. Bence zaten kendi başına çok şey söylüyordu ama. Sonra işte oradaki amcanın içinde, bunun içinde çalışan amcanın olta yaptığını öğrendim. Ve işte yılan şu tarzda ismini, türünü unuttum şimdi, bir yılan balığı avlanıyor orada. Böyle bir animasyon yaptık. Böyle farklı bu balıkların şeyleri, bazısı ölü, bazısı hayalet, bazısı başka bir şey. Bir taraftan işte bir canlının böyle mekanı bedeniyle deneyimlemesi fikri çok hoşuma gidiyordu. Bir kolu ve bacağı olmadan bütün bedeniyle bir yüzeyi hissetmesi. Bunu hep mimariyle ilişkilendirme fikri vardı. Ve bu borular, naylonlar, altyapı öğeleri benim çok kullandığım şeyler. Zaten parçalar. Böyle tam anlamıyla bir çöp değil. Ama böyle bir geçici bir ne diyelim bir aradalık sunan bir form yapmıştım. Bunu işte içeride televizyona böyle asılı olarak şurada dikey olarak böyle çok da televizyonda sağlam durmuyor oradaydı. Sonra diğer bir kaide inşa ettik. Kaidenin de bir bacağı yılan balığı formuna dönüşüyordu. Aslında bu mimari dekorasyonlarda çok gördüğümüz bir şeydir ya. Diğer videoda da şunda. Onun var mı acaba videosu, bakayım. Bunu koymamışım galiba. Bu orada çalışan olta yapımcı amca böyle siyah eldivenler giydi. Eldivenlerin üstüne de o yılan balıklarının noktalarını. Ha, yılan balığının adı şey, beyaz benekli yılan balığı. Onu koymuştum. Biraz aslında o parmaklarla yılan balığının deneyimi arasındaki şey, benzerlik. Hani parmakların bir şeyleri düğümlemesi, açması, çözülmesi, sıkışması, dolanmasıyla yılan balığının o deneyim arasında ilişki kurmak için. Sonra o amca işte şey yaptı, oltalardan yapıyordu bu eldivenlerle. Biraz böyle bir
cinayet filmi şeyi gibi, atmosferi gibi de bir sahne vardı. Bu da diğer televizyonda oynuyordu. Yani burada da aslında işte bu şu ana kadar konuştuğumuz bu tüm meseleler hep aklımda. Yani bir merkezi olmayan, ortada bir şeyin bulunmadığı sabitin, daha böyle toplu halde bir şeylerin bir araya gelip bir geçici bir birliktelik yaratması ve onun daha sonra ortadan kaybolması. Şu çalışmayı da göstermek isterim. Bu Hollanda'daki BAK diye bir kurum var. Oraya yaptığım bir yerleştirme. Oradaki çatlakları siyah bir mürekkeple doldurup kalıplarını alıp, yani şu çatlak diyelim, onun kalıbı bu. Kalıbını alıp mekanın içinde o çatlakların ikizini yaptım. Onların üstünde de böyle kartlar yüzüyor. Kartların bir tarafında böyle yine yapay zeka ile yapılmış imgeler var. Diğer yüzünde de gemicilik tarihinden bazı kitaplardan, özellikle kaptanların birebir kendi ağzından yazdığı kitaplardan alıntılar var. Genelde karanlık alıntılar. Ölmeye, dağılmaya, parçalanmaya, yitip gitmeye, kaybolan nesnelere, köpek balığı saldırılarına, köleleştirmeye dair alıntılar. Bu alıntıları yapay zekaya yazıp bu imgeleri çıkarmıştım. Neymiş? Papağan falan yiyorlar. Yani öyle korkunç hikayeler de var. Bunları, bu çalışmayı yaparken de fark ettiğim şey, birbiriyle çok uzak mesafede, fiziksel olarak uzak mesafede görülen şeylerin de etkileşime girebileceğiydi. Örneğin işte Batı resim tarihini bize anlatırken okulda kimse bize gemicilikten falan bahsetmedi ama mesela aslında orada resmin içinde geliştirilen birçok teknolojinin aslında gemicilik teknolojileriyle, lens teknolojileriyle, uzaklara bakma, uzaya bakma, başka kıtalara gitme, bütün o kolonyal görme biçimleriyle birlikte gelişen bir şey olduğunu, onun perspektifle ilişkisini hiç fark etmemiştim. Veya işte o resimler için yapılan maddelerin Asya'dan, şuradan, buradan getirildiğini fark edince hiç de öyle bize anlatıldığı gibi dümdüz bir sanat tarihi olmadığını, aslında onun çok karmaşık ağların içinde belirdiğini. Bir taraftan da şeylere bakıyordum tabii, o gemi yolculuklarına kaybolan hayvanlara, işte o Dürer'in gergedanı gibi şeyler, yani dünya global ölçekte hareket eden canlılara. Buraya nereden girdiğimin hikayesi aslında bu workshop'a neden olan şeylerden birisiydi. Harman'ın İmmateryalizm kitabında Büyük Hollanda şirketini bir nesne olarak nasıl tartışırız sorusunu soruyor. Bu soruyu da ilk soran aslında başka bir filozof, Leibniz. O da bir şirket bir nesne değildir diyor, yani saçma bir soru diyor. Ama Harman bu ne Büyük Hollanda şirketi, yani tarihe böyle upuzun yayılan bir şirketi nesne olarak çözümlemesini yapıyor İmmateryalizm kitabında. Beni çok etkilemişti bu. O şirketin başından geçen aşamaları çözümleme tarzı Harman'ın. Biraz oralardan geldik buralara. Orada aslında diyor, yani her şeyi bir nesnenin tarihinin içine koyamayız diye. Tabi burada Timothy Morton'un hipernesneler diye bir başka bir kavram var. O da faydalı olur. Örneğin küresel ısınma gibi doğrudan böyle parmakla gösteremediğimiz, işaret edemediğimiz ama var olduğunu etkilerinden ötürü bildiğimiz nesneler var. İşte o tür nesnelerde böyle farklı aktörlerin bir arada ilişkilerine bakmamız gerekiyor. Yani zaten parmakla gösteremiyorum. Bir masa lambası ya da vazo gibi değil. Bugün öyle şeyler yapmadık. Çok karmaşık çünkü oturup küresel ısınmayı çözümleyemeyiz ama. Evet, bir de öyle bir neden vardı. Bu çalışmada bir okuma deneyimi gibi, işte bu mürekkeplerin üstünde tıpkı gemiler gibi böyle bu hikayeler yüzüyorlar. İzleyiciler de farklı kartları alıp yan yana koyup ve resimleri alıp bir şey aralarında bir anlatılar oluşturuyorlar. Yani bütün o naylon, plastik bir suya da dönüşebiliyor bazen, böyle bir şey de oluyor. Ama bir havuz fikri var galiba. Şu an fark ettim. Bir de şey, havuz işte biraz
benim yani temel problematiğim hep şey zaten, bir sistemi kapatıp açma sınırı nerede bitiyor, nerede başlıyor, neyi içeri alıyoruz, neyi almıyoruz falan, o oralarda çok gezdiğim için oluyor. Bitirelim mi? Eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz, düşünmek istediğiniz bir şey var mı? Peki, memnun oldum. Görüşürüz.